Herkese mutlu günler. Türkiye'nin en iyi spor radyosu Radyo Spor hoş geldiniz. Gönlüm Basketbol'da programındasınız. Kerem Gönlüm ve Emrah Karalinç'i dinleyeceksiniz. Basketbolun gündemini konuşacağız. Türk basketbolunun efsaneleşmiş isimlerinden biri sevgili Kerem Gönlüm'le beraber. Kerem Gönlüm hoş geldin. Emrah'cığım merhaba, nasılsın? Ben iyiyim, sen nasılsın? Ben her şey yolunda mı? Teşekkür ederim. Programa başlamadan önce hemen tabii 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutlayalım tüm milletimizin, şehitlerimizin de. Onları da saygıyla ve rahmetle analım. Evet, 30 Ağustos sadece bizim değil, yani Türkiye'nin değil, dünya tarihi açısından son derece önemli bir yer teşkil ediyor. Bu vesileyle bir kez daha bayramımız kutlu olsun diyelim. Kesinlikle. Hepimiz için. Tabii basketbolun heyecanı bambaşka. Önemli bir turnuva yaklaşıyor. Neler hissediyorsun acaba? Şimdi tabii basketbol dediğin gibi heyecanı bambaşka. Özellikle de önemli turnuvalarda, dünya şampiyonaları, 4 senede bir yapılan olimpiyat oyunları, önemli turnuvalar. Biz de pazar günü inşallah gençleşmiş kadromuzla, yeni jenerasyonumuzla Çin'de dünya şampiyonasında mücadelemize başlayacağız. Tabii Türkiye'nin hazırlık maçlarındaki performansı belki baz alınmayabilir ama senin özellikle dikkatini çeken şeyler neydi hazırlık dönemi için? Şimdi Emrah'cığım açıkçası 10 tane hazırlık maçı yaptık. 3 tane de Çin'de yaptık. Yani toplamda 10, 7 Avrupa'da, 3 tane de Çin'de. Aslında hani bana göre o maçlarda bizim kalibremizde diyebileceğim rakip sayımız çok azdı. Yani 2 tane, 3 tane. Onlarla da zaten Yunanistan'da Akropolis turnuvasında oynadık. Sırbistan, Yunanistan ve İtalya. Bunlardan ikisini kaybettik. Aslında kötü oynayarak kaybettik. Tabii hani ilerleyen programın ilerleyen dakikalarında da konuşacağız. Turnuva havaları çok farklı. Ama yani bizim kendi kalibremizdeki takımlara karşı oyunumuz açıkçası pek iyi değildi. Onun dışında Nijerya, Tunus, Ürdün maçlarımız, işte Dominik Cumhuriyeti, birçok hazırlık maçı oynadık. Dediğim gibi onlar bizim kalibremizdeki maçlar değildi ama moral açısından da yani toplam 10 maçın, hazırlık maçının aslında 7'sini kazanarak bu turnuvaya gidiyoruz. İtalya'yı yendik geriden gelip Akropolis turnuvasında. Evet. Önemliydi. Doğru. Eksiklerine rağmen. Ama dediğim gibi yani hazırlık turnuvalarındaki görüntü takımın aslında lideri, yani sahada o hep programlarda konuştuğumuz Euroleague takımlarıyla, kendi takımlarımızla ilgili konuştuğumuz karar verici anlarda, yani karar verilecek anlardaki o karar verici oyuncularımızın, oyuncumuzun eksikliğini yaşadık. Ersan ve Scottie Wilbeck'in biliyorsun devşirme oyuncumuz, Wilbeck'in geç katıldılar kampa. Onun da tabii dezavantajını yaşadık hazırlık süresinde ama artık turnuva başlıyor pazar günü. Onlar da o geç katılmanın dezavantajını gidermişlerdir diye düşünüyorum. Cedi bence NBA'de çok iyi bir sezon geçirdi ve iyi niyetiyle aslında öyle görüyorum. Hani Cedi'yi de birebir yakından tanıdığım için, oynadığım için de bu kadar rahat konuşuyorum. Kendisinden beklenenin fazlasını vermek istiyor aslında. Cleveland'da da fena bir sezon geçirmedi. İyi bir sezon geçirdi Cedi. Gerçekten iyi bir sezon geçirdi. Her anlamda kendini çok geliştirdi. Zaten genç yaşlı olduğu için de, gelişimi çok açık olduğu için de o gelişimini sürdürdü. Doğru. Ama o beklentilerinin fazlasını, hani kendisinden beklenenin fazlasını yapmak istediğin zaman da maalesef bazen hatalar yapabiliyorsun. O anlamda da dediğim gibi Cedi iyi niyetiyle iyi maçlar da çıkardı aslında ama biz hani Cedi'nin böyle o takımın lideri, tabii ki de o potansiyeli var ama yani Ersan, Wilbeck'in, Cedi, Furkan, bu dört oyuncumuzun açıkçası gününde olması bizim için çok önemli. Furkan Korkmaz'ı hani Allah nazardan saklasın çok formda gördüm. Çok iyi başlar çıkarıyor, çok iyi durumda ki NBA'de çok iyi bir sezon geçiremedi. Sakatlıklardan müzdarikti bu sene. Doğru. İnşallah seneye gene Philadelphia'da 2 sene kontratını da uzattı. Çok daha farklı bir Furkan izleriz hep beraber. Ersan'ın dediğimiz gibi geç katılması biraz dezavantaj olabilir. Scottie Wilbeck'in de aynı şekilde. Ama tüm bunların dışında tabii ki de grupları zaten birazdan konuşacağız Emrah'cığım seninle. Biz ilk grubun bir kere üstünde bir takımız. Kadro kalitesi anlamında, tecrübe anlamında. Ama çaprazdan gelecek takımları da zaten konuşacağız. Oralarda sanki biraz daha zorlanacağız gibi gözüküyor şu aşamada. Gönlüm Basketbol'da programındasınız. Değerli dinleyicilerimiz, tabii basketbolun heyecanını her zaman yaşıyoruz. Yaşamaya da devam edeceğiz. Önemli turnuvalarda sürekli yer alan bir milli takım olması kanaatini taşıyorum ben de. Ufuk Sarıcan'ın biraz etkisinden bahsedecek olursak, tabii jenerasyonun değişmesi, bir takım eksikler, o eksikleri tamamlama düşüncesi. Ufuk Hoca da açıkçası çok başarılı gidiyor. Hani sadece
Milli takım performansı değil, kulüp takımlarında da iyi işler yapmıştı. Bunu biliyoruz net bir şekilde. Ufuk Hoca'nın acaba basketbola bakış açısı, o kültürü, basketbol kültürünü oyunculara aşılaması ile ilgili neler söylersin? Şimdi tabii söylediklerine kesinlikle katılıyorum. Ufuk Sarıca milli takım kariyeri dışında esas kulüp başarılarıyla kendi adından söz ettirdi. Yani çok önemli Türk koçlar arasında adını yazdırdı. Çok daha da başarılar da kazanacaktır bence. Zaten yani oyuncu olarak da beraber oynadığım koçluğumu da yaptı Pınar Karşıyaka'da. Yani Ufuk Sarıca özellikle tabii sistemini çok iyi oturtan, çok iyi antrenman yapan ve işin o emek kısmını, birlikteliği, takım birlikteliğini, o olgunun var olması için çok çalışan bir antrenör. Kulüp takımlarında bunu zaten yaşadık. Beşiktaş tecrübesi vardı. Bu sene Pınar Karşıyaka'ya tekrar transfer oldu ki ben sezon boyunca Türkiye Ligi'nde de o Fenerbahçe Efes hegemonyasını biraz daha en azından yıkamasa bile bu kadar rahat finale çıkamayacaklarını düşünüyorum. Karşıyaka Ufuk Sarıca ile tekrar o eski günlerine dönecektir. Bunların yanında tabii milli takımda da aynı şekilde yeni jenerasyonla belirttiğin gibi gençleşen bir jenerasyonla ellerinden gelen en iyisini yapabilmek için mücadele edecekler. Bir kere hani biz de ekranları başında basketbol sever olarak ben de yayınlarda olacağım zaten. O mücadeleyi sahaya koyacağız. Yani Ufuk Sarıca'nın zaten temel prensibi de odur. Maç tabii ki de kaybedebiliriz, kazanabiliriz ama gurur duyacağımız gene o kutsal formayı hak edecek şekilde o mücadelemizi ben sonuna kadar vereceğimizden eminim genç kardeşlerimiz. Amin erkek basketbol takımımızın parkedeki lideri kim acaba? Kerem Gönlüm'ün penceresinden baktığımızda. Yani bence Ersan çok önemli bir oyuncu. Yani lider anlamında da çok kilit bir oyuncu. Ama onun yanında tabii az önce saydığım isimlerden Wilbeck'in, Cedi ve Furkan da Ersan'ın yanında gene böyle ona destek olacak şekilde tabii ki de Ersan her maç aynı performansı gösteremeyebilir. Çünkü turnuva gerçekten bambaşka bir organizasyon. Çünkü normal sezon içinde belki de hani 20-30 maçlık sezonlarda 3. 4. maçı kaybedip akıllarda oyuncu psikolojisinde öyledir. 11. haftadan itibaren işte telafi ederiz. Daha bu maçın telafisi var şeklinde antrenörler de öyledir. Hani yaklaşım biraz daha farklı ama turnuvalarda Çin'e gittik. Kaybettiğin anda hani ilk grup maçlarından sonra artık eliminasyon da başlayacak ikinci grup maçlarından sonra öyle bir şeyin yok Emrah. Yani hani şunu ya işte bunu kaybettik önemli değil. İşte Japonya'yı kaybettik, Çekya'yı kazanırız. Öyle bir şey yok. O anlamda da oyuncuların da hazırlık dönemi, maçlar falan tabii ki de önemli ama turnuva atmosferi çok farklı olacaktır. Ama sorduğun soruyla alakalı Ersan bence takımın en kilit oyuncusu, lideri anlamında şu anda. Hamile erkek basketbol takımımızın gündemini konuşacağız. Basketboldan soruları da alacağız değerli dinleyicilerimiz. Kerem Gönlüm'le beraber konuşuyoruz. Reklama pası atalım Kerem Gönlüm. Ardından devam edelim. Su alalım ya abi. Evet. Su alıp geliyorum. Sana su bile vermedin Eyüp. Senin yokluğunda adam vermedi. Çay içtik, çay içtik. Şampiyon Habib Nurmagomedov kafese geri dönüyor. Habib Poirier UFC ünvan maçı 7 Eylül Cumartesi akşamı saat 9'dan itibaren canlı yayınla Türkiye'de sadece Esport Plus'ta. Şimdi esportplus.com'a gir. Çay abi çay kahve bir şey yine ister misin merak et. Çay. Anladım ki bir ara iyiydi. Teşekkür ederim kardeşim sağ olasın. Abim buyur. Teşekkür ettim. Ufuk Hoca'yı seviyorum ben. İyi adam. İyi. Tabii tabii çok iyi bir antrenör. Basketbol kültürü tabii bambaşka bir olay. Tabii. Hani oynayacağımız rakiplere bakıyoruz. Biraz sonra konuşuruz. Tabii canlı yayında çok daha detaylı konuşmak aynen. Mantıklı. Aynen öyle. Çıkardık mesela notlara bakıyorum. İşte Japonya'sı. ABD'si, Çekya'sı. Şimdi asıl rakip kim sence? Çekya mı? Yani Japonya diyorlar da şimdi yani Japonya... Kapalı kutu değil mi? Ya kapalı kutu. Bir de biz alışkınız hep Avrupa takımlarla oynamak için. Okyanus ötesine geçtiği zaman bambaşka takımlarla oynuyoruz. Bilmiyoruz şu anda. Doğru diyorsun. Ah.
Tekrar birlikteyiz değerli dinleyicilerimiz. Gönlüm Basketbol'da programı kaldığı yerden devam ediyor. Kerem Gönlüm'le konuşuyoruz. Kerem Gönlüm, tabii Türkiye Basketbol Federasyonu yöneticilerinin de özellikle bu tarz organizasyonlarda çok destek olması gerekiyor. Sadece parkedeki performans yeterli değil, kanaatindeyim. Evet. Senin bu anlamda bakış açını ve edindiğin bilgileri merak ediyorum. Tabii şimdi bu tarz organizasyonları biliyorsun, biz ev sahipliği de yaptık. Evet. Sadece bahsettiğin gibi saha içindeki mücadele dışında bu futbolda da, yani sporun aslında her branşında var. Doğru. Biraz daha saha dışındaki hani lobi, basketboldaki o, yani Türk basketbolunun lobisinin de biraz daha aslında efektif olması lazım. Çünkü Emrah, baktığımız anda Avrupa basketbolu olarak konuşuyoruz tabii. Bu tarz organizasyonlarda çünkü sezon içinde, geçmişte ne yapıyorsan onları taşıyorsun. Bu senin için bir reputasyon oluyor. Euroleague'e, Final Four'una iki tane Türk takımı katılıyor. Bir tanesi final oynuyor. Keza Fenerbahçe 5 senedir Final Four oynuyor. Yani Türk basketbolu kendi yerel başarısı anlamında ve Avrupa'daki başarısı anlamında aslında çok iyi yerlerde. Ama bunun milli takıma yansıması için de tabii ki de sahadaki mücadele dışında biraz daha desteğe ihtiyacı var. Bu konuda da zaten hani benim de çoğu takım arkadaşım, Hidayetler, Ömerler, Keremler, onların da gerekli desteği de vereceğini düşünüyorum. Hükümet nezdinde bile bunların aslında bu tarz şeylerin desteklenmesi gerekiyor. Çünkü gerçekten yani futbolda dediğim gibi öyle, basketbolda da hakem kararı, hakem lobisi, bunlar çok belki de ufak detaylar gibi gözüküyor ama maçın sonucuna, şampiyonluklara, ki biliyorsun altyapı maçlarında bunu yaşadık, yarı final maçında maalesef çok hakem kararıyla, ki bence çok yanlıştı, emekler, belki bir madalya, onların dışında genç oyuncuların hayalleri, belki birçoğu çok büyük yıkımlar yaşadı, travmalar geçirdiler. Doğru. Ama yani bunların da dediğim gibi lobiyle biraz daha desteklenmesi gerekiyor. Hakemler açısından şunu söylemek lazım. Tabii bu tarz organizasyonlarda üst düzey hakemlerin görev yapacağı gerçek değil. Evet, tabii. Ama Türklere karşı bir ön yargı var mı, yok mu? Çok sayıda mesaj var mesela bu yönde. Kerem Gönlüm'ün fikri nedir? Yani tabii ki var. Bu, ben oynarken sen de oynadın vardı mesela. Aynı benden şekilde önce oynayan abilerin zamanı da vardı. Var. Futbolda da var. Diğer branşlarda da var. Yani biz aslında bu ön yargı için dışarıyı suçlamamamız lazım. Biraz daha kendi içimize dönmemiz lazım Emre. Sana sorsam 80 milyondan kaç tane olimpiyat sporcumuz çıkıyor desem belki bana cevap veremeyeceksin. Devşirme sporcular hariç. Evet, anlıyorum. Yani atletizmde, boksta, güreşte, ki ata sporlarımız bizim güreş, halter. Oralarda bile artık devşirme oyunculara girmeye başladık. Biraz daha o önyargıyı da kırmak bizim elimizde. O saygıyı almak bizim elimizde. O yüzden dediğim gibi yani çok fazla dışarı değil, kendimize biraz daha dönmemiz gerekiyor. 80 milyonda biz bu kadar genç nüfusla sporcular yetiştiremiyorsak suçu başkasında aramaya gerek yok. Biraz kendi kapımızın önünü temizlememiz gerekiyor. Evet, Kerem Gönlüm'le konuşuyoruz değerli dinleyicilerimiz. Gönlüm Basketbol'da programını takip ediyorsunuz. Tabii rakiplere geçmek lazım. Tabii önümüzde çok önemli bir organizasyon var. FIBA 2019 pazar günü Japonya karşılaşması var. Saat 11'de başlıyoruz. 11.30. 11.30 tam saati 11.30. Şimdi Japonya ile ilgili ne söylemek lazım? İşte grubun kapalı kutusu. En zayıf takım olarak gösteriliyor belki ama evet, basketbolda, parkede işler değişebiliyor. Ne dersin? Yani Emrah, tabii şimdi Japonya maçıyla başlayacağız. Grubumuz, tekrar hatırlatalım, Amerika, Çek Cumhuriyeti, yani Çekya, Japonya ve biz. İlk gruptan sonrakini yine program ilerleyen dakikalarında sen bilgi olarak aktarırsın. İlk önce bu grupla alakalı başlayalım. Şimdi Japonya maçı, turnuvanın ilk maçı, bir kere Emrah, turnuvanın ilk maçları her zaman zordur. Neden? Çünkü yani bu bir turnuva. Dediğim gibi başladığın zaman nasıl başladığın çok önemli. Özellikle tabii Japonya maçı da sen belirttin, kapalı kutu. Neden kapalı kutu? Çünkü biz Avrupa ekolüne sahip bir takımız. Avrupa'da mücadele ediyoruz. Yani Asya kıtasında olmamıza rağmen Avrupa basketboluyla genelde mücadele ettiğimiz için oyuncularımız, koçlarımız okyanus ötesi, yani okyanusun diğer tarafına geçince o takımlar biraz daha, tabii artık teknoloji çok gelişti. Her an her dakika bilgiler alabiliyoruz, maçları takip edebiliyoruz ama biraz daha aslında kapalı kutu şeklinde bize geliyor.
Biz bunu 2006 yılında Japonya'da dünya şampiyonası vardı. Orada yaşadık ama Güney Kore'ye gittik turnuvadan önce. Kore ile bir maç yaptık. Yani hiç alışkın olmadığımız bir basketbol. Yerlerinde durmuyorlar. Pire gibiler. Yani hızlı vücum, pozisyon sayısını arttırıyorlar. Sürekli üçlük deniyorlar. Ve gerçekten kazanırken çok zorlanmıştık. Bir ki o hazırlık maçıydı. O anlamda Japonya maçı turnuvanın ilk maçı olması sebebiyle zor gözükebilir. Ama bana göre iki tane NBA oyuncuları var zaten. Hani bir tanesi de çok fazla süre almıyor. Utah Watanabe diye bir oyuncuları var. Memphis'te. Ama esas Rui Hachimura, Washington Wizards oyuncusu. Gonzaga Üniversitesi'nden mezun. Kendi konferansında en değerli oyuncu falan seçildi. Yani atletik bir oyuncu. Skor gücünü o taşıyacak gibi gözüküyor. Ama kadro kalitesi olarak, tecrübe olarak Japonya'nın daha önce böyle bir yani bu tarz büyük organizasyonlarda, ulusal şampiyonalarda çok fazla bir başarısı yok. Sadece kendi alanında, Asya kıtasındaki organizasyonlarda başarısı var. Asya Basket'te altın madalya, evet, ve 1965'te, evet, ve 71'de. Evet, yani o yüzden Japonya'nın turnuvanın ilk maçı ve kapalı kutu görünen Japonya'nın bize çok fazla zorluk çıkaracağını ben düşünüyorum açıkçası. Şimdi Japonya'nın hedefi tam olarak nedir? Yani dünya şampiyonasında ilk kez bir Avrupa takımını mağlup etmek midir? Farklı bir konsantrasyon mu? Bu grupta neler yapabilirler sence? Yani şimdi Japonya hani Çin'de düzenlenecek şampiyona. Belki biraz daha hani ev sahibi. Aslında Japonlarla Çinliler biraz böyle hasım gözükebilirler. Derin bir mevzu. Evet, derin bir mevzu. Belki bu bize avantaj olarak da dönebilir Emrah. Çünkü tribüne gelecek Çinliler bizi destekleyebilirler Japonya maçında. Çünkü eminim ki salon dolacaktır. Yani Türklerin dışında, diğer ülkelerin taraftarları dışında Çin çok büyük bir spor pazarı haline geldi. Her branşta çok ilgisini çekiyor Çinlilerin spor. O yüzden dolu salon önünde belki tribünler bize doğru destek verebilir. Ama Japonya ne yapabilir? Hedefi ne olabilir? Yani bu maçı kazanıp belki hani Çekya maçını kazanıp gruptan çıkmak isteyebilir ama ben açıkçası hedeflerini çok gerçekleştirebileceklerini düşünmüyorum. Ama dediğim gibi ev sahibi gibi gözükebilirler Çin'de olduğu için, okyanus ötesi bir ülkede oynandığı için. Çünkü hazırlık maçlarına baktığımızda Japonya Avustralya'yı yenmiş kendi evinde mesela. O önemli bir detay. Avustralya da iyi bir takım. Ama yani bunların dışında ben bize rakip olacaklarını düşünmüyorum Japonya. Türkiye'nin grubunda tabii önemli ekipler var. Amerika Birleşik Devletleri ve Çekya'yı da mutlaka değerlendirmek lazım. Amerika Birleşik Devletleri ile aynı grupta yer almak acaba avantaj mı, dezavantaj mı? Tabii basketbolcuların kendi kariyeri açısından bu tarz oyuncularla karşılaşması, böyle rakiplerle oynaması kendilerini geliştirme anlamında son derece önemli. Tabii ki, tabii. Bunu söyleyebiliriz ama Amerika Birleşik Devletleri de yani, anlatmaya gerek yok. Parkede görürsünüz cümlesini kullanabileceğimiz takımlardan biri. Zaten istatistikleri ben konuşurken ara ara sen de belirtirsin Amerika ile ilgili. Birçok yenilmezlik serileri falan var aslında. Saysak bitmez. Saysak bitmez ama bana soruyorsan Amerika, bu Amerika, bu şampiyonaya katılan Amerika yenilmez bir takım değil ki gözüktü. Hazırlık maçlarında yenildiler. Avustralya'ya yenildiler. Petimius Greg Popovich'in kendi oyuncusu Amerika'yı tek başına son periyotta 13 sayı atarak yendi. Yani Amerika ki hazırlık maçlarında dahi yenilmezlik serileri vardı. Birçok yıldız oyuncusu kadro açıklandı. Ona rağmen gelmedi. Gelmemeyi tercih ettiler. Burada da Emrah, Amerika için açıkçası olimpiyat oyunları çok daha fazla önem taşıyor ülke, ulus olarak. Dünya şampiyonalarını tabii ki her zaman Amerika o yenilmez armada konumunda olmak istiyor ama biraz daha zayıf kadrolarla gelmeyi tercih ediyorlar. Ama ne olursa olsun tabii NBA oyuncularından kurulu bir takım olacaktır. Başlarında Greg Popovich var, yardımcısı Steve Kerr. Özellikle bence sahadaki yani kadro, bench kalitesi kadro kalitesinden yani staff kalitesi çok daha fazla. Yani Jason Tatum var, önemli bir oyuncu. Donovan Mitchell var. Dediğim gibi yani kadro tabii ki de Amerika iyi bir kadroyla gelecektir ama bana soruyorsan yenilmez bir Amerika değil. Biz yenebilir miyiz? Çok zor ama dediğim gibi turnuvanın ilerleyen günlerinde bir Sırbistan, bir Yunanistan, belki bir Avustralya, yani bunlar Amerika'ya, İspanya, bunlar zorluk çıkarabilecek gibi gözüküyor. Elemelerde tabii önemli işler yapıyorlardı. Grupta da zaten Arjantin'in önde lider oldular. 18. kez katılıyorlar, 15'inde madalya aldılar. Yani istatistiklere baktığımızda
Amerika Birleşik Devletleri'nin net bir şekilde ürkütücü, ürkütücü olduğunu söyleyebiliriz. Peki özellikle bu tarz maçlarda Ufuk Sarıca ne yapmalı? Yani konsantrasyon aslında... hani basketbolcuyu bu tarz maçlar özür diliyorum. Konsantre etmek çok zor değildir. Zaten konsantre olurlar. Evet. Şimdi Emrah tabii Amerika ile oynadığın zaman hemen ufak bir şeyi paylaşayım. 2014 benim son dünya şampiyonam İspanya'daki Ergin abi, Ergin Ataman antrenörümüz. Gene grupta biz Amerika ile aynı gruptaydık şampiyonaya başlarken. Hatırlıyoruz maçları. Bilbao'da evet. ve devreyi önde kapattık biz Emrah. Belki de Amerika'nın hani o senin bahsettiğin serilerden çok nadir ve belki de bir imkansız gerçekleştirdik. Devrede önde kapattık. Tabii maçın sonucu farklı bitti ama Ergin Ataman hoca 4-0 bile olsa tempoyu yükseltmeyeceksiniz demişti. Yani hızlı hücuma, hızlı o Amerika'nın istediği tempoya kesinlikle girmeyeceğiz. Gerekirse topu atmadan top elimizde patlasın. Hani 24 saniye süresi dolsun ama onların o hızlı hücum etmesine izin vermeyelim şeklinde bir strateji kurmuştu. Ki ilk yarıda bu başarılı oldu. Alan savunmasına döndük. Orada başarılı olduk ama Anthony Davis çok oyuna girdikten sonra işin şeklini değiştirmişti. Maçı kaybetmiştik tabii ama dediğim gibi Amerika ile oynarken tempoyu, Ufuk Sarıcan'ın da bence değineceği nokta odur. Tempoyu çok yükseltmeden daha böyle organize hücumlar tercih ederek gerekirse dediğim gibi 24 saniye süresi dolarak Amerika'nın o temposunu kazanmasına izin vermemek önemli. Çünkü tam tersi bir durumda biz İspanya'da dediğim gibi hazırlık Finlandiya maçını izlemiştik. 130-80 veya 130-70 falan bitti. Çünkü Finlandiya Amerika'ya hızlı oynamak istedi. Her topu atmak istedi. Sonra da tabii hüsran oldu. Ufuk Sarıca da dediğim gibi sisteminde Amerika'yı yavaşlatmak adına ağır tempoda sindire sindire bir strateji kuracaktır diye düşünüyorum alan savunmasıyla beraber. Basketbol kültürü anlamında tabii çok ileri seviye bir takımdan söz ediyoruz. Bizim avantajlarımız ne peki Amerika gibi takımlar karşısında? Özellikle şu avantajımız var diyebileceğim. Yani, negatif yönden bakmak istemediğim için böyle soruyorum. Tabii yani avantaj olarak ne olabilir? Şimdi onlar tabii ki de turnuvada o yenilmez armada biz Amerika'yız ve şampiyonuz silüetiyle gelecekleri için. O egoyu da görüyoruz ama parkeye çıktıklarında. Tabii işte, aynen ondan bahsedecektim. Hı-hı. Belki onların o hani egosunu biz mücadelemizde bir nebze maçın belli bir bölümüne kadar avantaj olarak kullanabiliriz. O takım birlikteliğimiz ki savunmada yapacağımız sertlik ki bizim milli takımımızın bence en önemli avantajı o olması gerekiyor. İyi savunma yapıp ki hazırlık maçlarında 63 sayı ortalamayla oynadık. Elemelerde de gene 60-65 sayılar yiyerek biz şampiyonaya katılma hakkı kazandık. Bu ne demek oluyor? Biz iyi bir savunma takımıyız. Hazırlık maçlarında gördük iyi savunma takımı olmamıza rağmen yani olmamızla birlikte hücuma da o savunmadaki özgüvenle geliyoruz. Yani savunmamızdaki başarı hücumumuzu da etkiliyor. O yüzden savunma çok kilit olacaktır. Yani bizim o savunma sertliğimiz ve Amerika'nın kendi egosu yani oyuncuların egosu maç içinde bize avantaj olarak dönebilir. Çok skorer oyuncuları var. Tabii. Onları kitlemek de çok zor olacak. Ya tabii ki yani fiziksel anlamda da çok güçlüler. Özgüvenleri çok yüksek. Yani kolay bir maç değil ama biz gene kaybedeceğiz diye de dediğim gibi biz 2014'te de çıkarken bari çok fark olmasa hani elimizden geleni yapalım ama Amerika ile oynuyorsa ki o kadro inanılmaz bir kadroydu. Yani Klay Thompson'lar, Curry'le inanılmaz bir kadroydu. Harden'lar. Ona rağmen devreyi önde kapattık. Yani neden olmasın ama kolay da değil tabii. Evet, Gönlüm Basketbol'da devam ediyor değerli dinleyicilerimiz. Türk basketbolunun unutulmaz simalarından biri. Kerem Gönlüm'le beraberiz. Bugün Eyüp Yıldız yok. Bunu da ifade etmiş olalım. Bendeniz Emrah Karalinç. Eşlik etmeye çalışıyorum sizlere. Çekya'ya geçelim mi? Tabii. Kerem Gönlüm. Grupta asıl rakibimiz yorumunu yapmak ne kadar mantıklı? Tabii Japonya için mesela grubun en zayıf halkası, kapalı evet. Kutu gibi tabirler, yorumlar yapılıyor ama Çekya'nın özellikle tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda yer alacak olması onlar için farklı bir motivasyon kaynağı olabilir. Önemli oyuncuları da var tabii ki. Gruptan çıkmayı hedefliyorlar. Senin fikrin nedir acaba Çekya ile ilgili? Özellikle o bir seviye atlama konusunda Çekya ne durumda sence? Yani Emre aslında senin dediğine katılıyorum. Belki de gruptaki direkt rakibimiz Japonya tabii kapalı kutu vesaire diğer parametrelerin dışında. Gruptaki asıl rakibimiz bence Çekya. Hı hı. Ama Çekya'nın Dünya Kupası'na ilk kez katılacak olması, bir çıkış arıyor olması, basketbol olarak, ülke basketbol olarak bunlar önemli. NBA oyuncuları çıkarttılar. Tomas Satoranski
Çok önemli bir oyuncu ama Yan Veseli'den yoksun gelecekler. Bu da onlar için çok büyük bir dezavantaj. O anlamda hedefleri tabii ki de yine gruptan çıkmak olacaktır. Onlar da rakip olarak direkt, en direkt olarak bizi görüyorlardır. Biz nasıl onları görüyorsak. İlk maçı Japonya ile oynayacağız. Onlar Amerika ile oynayacaklar. Bizi izleyecekler. Biz onları analiz edebileceğiz. Ama ben gene dediğim gibi kadro kalitesi ve tecrübe anlamında Çekya'yla geçeceğimizi düşünüyorum. Çekya karşısında başarılı olmayı tabii ki her zamanki gibi istiyoruz. Bizim kendi basketbolumuzu en üst seviyeye çıkarmamız, konsantrasyonumuz son derece önemli. Ufuk Hoca'ya da bu anlamda ben güveniyorum açıkçası. Bu jenerasyon içinde eksiler neler peki? Tamamlamamız gereken. Tabii turnuva sürecine kadar bir takım eksiklikleri tamamlama anlamında hoca çalıştı. Tabii, koç çalıştı ama turnuva esnasında da bir takım dokunuşlar yapacak mı? Ben merak ediyorum mesela. Tabii ki Emre yapacaktır. Maç maç düşünecektir. Dediğimiz gibi turnuvalar yani o gün bireysel performanslar çok etkili olacak. Oyuncuların iyi günleri, moralleri çok etkili olacak. O anlamda Ufuk Hoca da tabii ekibiyle birlikte o kararları verecektir. Takım rakibin stratejisine göre, hücum oyunlarına göre, savunma ve hücum anlamında. Ama hazırlık maçlarında da aslında benim dikkatimi çeken bir detay var Emrah. Kullandığımız ikilik atış sayısı, kullandığımız üçlük atış sayısından birçok maçta aşağıda kaldı. Yani üç sayı çizgisinin etrafından çok fazla atış kullanıyoruz. İçeriği çok fazla kullanamıyoruz. Bu anlamda Ufuk Hoca da zaten açıklamalarında bunu belirtiyor. Semih'in sakatlığı şu anda tabii artık turnuva pazar günü başlayacak. Çok daha iyi olmuştur ama o da hazırlık sürecini açıkçası çok verimli geçirmedi. Ona çok büyük iş düşüyor. Çünkü içeride ebat olarak, size olarak en önemli oyuncumuz o gözüküyor Semih Erden. Sertaş Şanlı Efes'te önemli oyuncularla antrenman yaptı ve bence kendini çok iyi geliştiriyor. Gelişimlerde açık bir uzun. Ona da çok büyük iş düşüyor. Keza Berkan var. Çok önemli Türk basketbolunun bence ileride çok büyük, yani adından çok söz ettirecek bir oyuncu. Ege Arar var ama bunların dışında tecrübe anlamında tabii Semih'e ve Sertaç'a çok daha fazla iş düşecek. Yani bence Ufuk Sarıca'nın biraz daha yani bahsettiği gibi de açıklamalarında pota altı savunma ve hücumda biraz daha oraları efektif kullanmamız gerekiyor. Biraz yumuşak karnımız, sanki pota altımız gibi gözüküyor şu anda. Berk İbrahim için bayağı üzüldüm. Açıkçası evet, onun evet. için çok önemli bir deneyim olacak. Yani böyle şanssızlıklar sakatlık hakikaten... Sakatlık sebebiyle olmayacak. Aynen Emrah. Çapraz bağlarında yırtık tespit edildi ve maça, yani turnuvalara, turnuvaya 2-3 gün kala kadrodan çıkartıldı. Bunu biz tabii diğer arkadaşlarımıza da yaşadık. Ben de yaşadım keza 2011'de hazırlık döneminde Borneo'da kamptayken ön çapraz bağların koptu. Turnuvayı kaçırdım. Bu tabii şanssızlık. Ona da geçmiş olsun diliyoruz. Genç oyuncu. Bir an önce sağlığına kavuşup sezonda gerekli forma ulaşır. Bu tarz tabii sakatlıklar turnuva öncesinde olması Emrah bir iki gün kala açıkçası üzücü. Çünkü hakikaten genç oyuncu, hayalleri var. Dünya Kupası, Dünya Şampiyonası 4 senede bir yapılıyor. Belki bir oyuncunun kariyerinde birkaç defa yaşayabileceği bir organizasyon. Ben 3 defa yaşadım çok şükür. Hani 2006, 2010 ve 2014. O anlamda da tabii Berk açısından da üzücü bir durum yaşandı. Reklam vakti gelmiş. Reklama pası atıyoruz, ardından devam edeceğiz Kerem Gönlüm'le. Büyük yıldız değiliz ama abi elimizden geleni yapıyoruz. Süper, yani. Devam. İyi mi? Beğendin mi? Devam, devam. Süper. Antetokounmpo mesela Yunanistan abi. Onlar da çok enteresan. Abi manyak takımlar var. Bizim çok. İşimiz çok zor yani. Çeyrek final büyük başarı bizim. Şimdi çapraza geçersek onu da söyleyebilirsin ona. Amerika biz, Yunanistan, Brezilya ve Yeni Zelanda üçlüsü gelecek bize. Ve gruptaki maçları, ilk gruptaki maçları, puanları taşıyacağız. Yunanistan'la oynamayacağız. Brezilya veya dediğim gibi Yeni Zelanda, Brezilya ve Yunanistan şeyiyle oynayacağız, eşleşmelerle. Grup maçlarının ilk iki sırada tamamlayacak takım zaten bir üstüne çıkıyor. Evet.
Çapraza gideceğiz şimdi. Çapraz eşleşme F grubundan. Evet. Brezilya. İlk ikiye girersek Yunanistan, aynen. Yunanistan, Yeni Zelanda, Brezilya ve Karadağ. İlk ikiye girmek için mücadele şimdi ediyor. Şimdi onlardan ilk ikisi de bize gelecek. Oradan çıkmaya başaranlar üst turda E grubundan gelecek iki ekiple. K grubunda eşleşiyor. Amerika ve Türkiye, Yeni Zelanda ve onları rakipten zorlaşıyor. Gönlüm basketbolda kaldığı yerden devam ediyor değerli dinleyicilerimiz. Son derece önemli bir turnuva. Basketbol severler açısından heyecanın doruğa çıkacağı bir turnuva diyebiliriz. Çok sert rakipler var tabii ki. Turnuvada ilerlemek önemli. Şimdi tam anlamıyla hedef nedir senin gözünden? Gerçekçi hedef. Yani amili basketbol takımımızın durumu ortada. Kadro, performans, yeni jenerasyon bir takım eksikler var, evet. Geçişler var. O geçiş sürecinde yaşanan sancılar var. Doğru. Bu da çok doğal. Doğru. Bu yönde eleştiriler olabilir ama bunu ben doğal karşılıyorum. Temel hedef nedir Kerem Gönlüm sence? Yani bence gruptan çıkmaktır temel hedef. Ama onun akabinde de diğer çaprazdan gelecek rakipler, birazdan konuşuruz. Onları da geçip çeyrek final başarısını gösterirsek bence çok büyük bir başarı olur. Ama bana soruyorsan... Yani dediğim gibi çeyrek final bence de bizim için büyük bir başarı olur. Şimdi amili takımımız grupta ilk ikiye girmesi durumunda bir üst turda F grubundan gelecek takımlarla eşleşecek. Orada F grubunda Yunanistan, Yeni Zelanda, Brezilya ve Karadağ ilk ikiye girmek için mücadele ediyor olacak. Bu gruptan çıkmayı başaran takımların üst turda E grubundan gelecek ilk iki ekiple K grubunda eşleşeceğini söyleyelim. Bu grupta tabii takımlar bir önceki grupta oynadığı ekiple maç yapamıyor. Bu bilgiyi de paylaşmış olalım. Evet. Aynen. Ne dersin peki sonraki maçlarda çok enteresan olacak yani. Tabii. Yunanistan mesela. Tabii şimdi Antetokounmpo kardeşlerle özellikle kardeşini de Milwaukee'ye transfer etti. Hani o da çok enteresan bir oyuncu. Panathinaikos'taydı. Ki Antetokounmpo çok tabii MVP olarak bitirdiği bir sezonun ardından Müthiş performans ve hiç tereddüt etmeden milli takım kampına katıldı Emrah ve açıklamalarında da madalya kazanmak istiyorum dedi. Ki Yunanistan da bence çok iyi bir kadro. Sulukas'ın hafif bir sakatlığı vardı. Onun da oynayacağı söylendi turnuvada. Yunanistan da bence hani ürkütücü bir kadro. Ve Antetokounmpo önderliğinde onlar da en üst seviyede turnuvayı götürmek isteyeceklerdir. Bizim de muhtemel rakibimiz olacak. Doğru. Ama Akropolis turnuvasında oynadık. Açıkçası çok iç açıcı bir maç izleyemedik. Çok rahat bir şekilde bütün maç Yunanistan'ın istediği gibi gitti. Tabii turnuva dediğimiz gibi hani az önce konuştuk. Çok farklı bir ortam ama Yunanistan'ın dışında yine Brezilya, Yeni Zelanda ve Karadağ üçlüsünden bir tanesi kim olur? Hangisi olsun isterdin? Yani ben... Brezilya'yı tercih ederim açıkçası. Yani Yeni Zelanda da çünkü sert bir takım. Yani ters gelebilir bize. Brezilya çünkü eski Brezilya olarak gözükmüyor. Dış atışlarda nasıl Brezilya? Gözlemlerin neler? Yani çok iyi değil aslında. Değil yani mi? Brezilya o bildiğimiz Varejao turnuvalarda çok önemli oyuncular kadroda vardı. Hilario'lu, Nene Hilario. Yani birçok önemli NBA oyuncuları vardı. Ama bu sene ben Brezilya'yı çok iyi görmüyorum. Tercihim Karadağ'ın gelmesi ama ki Karadağ da aslında Avrupa basketbolunda önemli bir ekol. Bakalım göreceğiz ama Emrah işimiz kolay değil tabii. Çünkü kendi grubumuzdan çıkıp 1-2 Amerika ve biz olarak inşallah düşünürsek. Öbür taraftaki Yunanistan ve farz edelim Brezilya puanlarımızı taşıyacağız ve ikisiyle oynayıp ilk ikiye girmeye çalışacağız. Amerika'nın bir olacağı bir grupta ikinci olmak için de diğer gruptan gelen Yunanistan ve Brezilya'yı atıyorum. Yenmemiz gerekecek. Çok kolay değil. Bunun zaten başarırsak da çeyrek finale kalıyoruz. Çok büyük bir başarı bence. Çeyrek final büyük başarı. Çok büyük başarı. Tabii var. Oraya kadar gittikten sonra işler değişebilir mi? Ondan o da sonra farklı bir tartışma. Değişir ama onu o zaman konuşuruz. Çünkü artık eleme sistemi devreye girecek. Doğru. Ve rakipler artık iyice Sırbistanlar, İspanyalar yani çok önemli rakipler de gelecek. İnşallah oralara gelelim, ondan sonra konuşuruz. İşi tabii sıkı tutmak gerekiyor. Bu bağlamda da koça güveniyoruz. Koç Ufuk Sarıcı'nın tabii 2017'den beri takımın başında milli takıma biraz da oyuncu havuzunun özelliklerinden kaynaklı tempolu bir oyun oynatmaya çalıştığı gerçeği var.
Bu bağlamda neler söylersin? Ufuk Sarıca kendi basketbolunu entegre edebildi mi oyunculara? Tabii aslında. Ya da ne kadarını entegre edebildi? Yani şöyle Emre, kendi koç olarak kendi sistemini entegre etmeye çalıştı. Bence çok da istediğini alamıyor. Neden alamıyor? Çünkü kendi kadrosu, kendi takımlarında yani Türk oyuncular yeteri kadar süre almıyor. Evet. Yani hazır olarak, sezondan hazır olarak gelmediler. Tabii ki de hazırlık dönemini çok iyi geçiriyoruz. Fiziksel anlamda kondisyon antrenmanları, sistem antrenmanları, Ufuk Sarıcan sistemiyle ilgili antrenmanlar ama oyuncuların çoğuna baktığımızda ki 6-7 tanesi zaten 22-23 yaş. Dediğimiz gibi yeni bir jenerasyon, genç bir jenerasyon, bir geçiş var. Tecrübesi belki çoğunun, sayabileceğim belki Semih ve Doğuş dışında üst düzey yani Ersan Cedi'yi biraz dışarıda bırakıyorum NBA oyuncular olarak. Şampiyona tecrübesi çok az oyuncular. O anlamda hani kendi takımlarında çok fazla süre alamadıkları için oyuncular Ufuk Sarıcı o kendi sistemini çok fazla kendi istediği düzeyde bence yakalayamadı ama turnuvada tabii hep konuşuyoruz. Turnuva bambaşka bir ortam. Orada inşallah en üst seviyeye çıkartırız bu mücadeleyi. Bazen öyle şeyler oluyor ki yani turnuvada özellikle parlayan yıldızlar öne çıkabiliyor. Tabii motivasyon önemli. Hoca da, koç da aynı şekilde bu motivasyonu sağlayacaktır. Öyle bir isim var mı kafanda? Gençlerden özellikle. Bizim milli takımımız. Patlama yapabilir dediğin. Tabii bu, takım oyunuyla alakalı bir şey ama. Ya Emre zaten patlama yapabilir diyeceğimiz oyuncular patlamalarını yaptı yani. Onun Furkan, için orada diyorsun. Tabii Furkan NBA'de, Cedi NBA'de, Ersan zaten yaş olarak artık kemale erdi. Çok tecrübeli bir oyuncu. Onun dışında süre verirse belki Berkan ve Yiğit bir şeyler yapabilir. Hani parlayan yıldız olabilir. Bunu yaşayıp göreceğiz. Dediğim gibi turnuvalar yıldızlar çıkartıyor. Ama turnuvanın hani parlayan yıldızının ben açıkçası bizim milli takımımızdan çıkacağını düşünmüyorum pek. Umarız yanılırız tabii. İnşallah, inşallah. Yani hepsi bizim yıldızımız. Çok özel oyuncular tabii ki de birçok teknik incelemelerden hani oyun ve yeteneklerinden sonra milli takım kadrosu oluşturuluyor. Hepsi çok iyi oyuncular ama tabii ki de dediğimiz gibi kendi takımlarında süre almamaları da o gelişimlerini biraz yavaşlatıyor açıkçası. Tuncay Bey sormuş, Melih Mahmut olduğu için ne düşünüyor Kerem Gönlüm sorar mısınız? Dominik maçında oynamıştı değil mi? 16 sayı atmıştı. Evet yani Melih, Emrah yani biz programlarda da Eylül'de çok konuşuyorduk. Hani Efes'in, Fener'in, diğer Türk takımlarımızın lider oyuncuların yanında o X faktör yani yardımcı roldeki oyuncuların performansları çok önemli. Doğru. Bu anlamda Melih kendi takımında da tamamlayıcı rolde olduğu için bu rolde Fenerbahçe Beko'da mücadelesini sürdürdüğü için milli takımda da keza ben aynı rolü üstleneceğini düşünüyorum. Melih'in özellikle yani Melih Mahmutoğlu zaten Türk basketbolunun önemli şütörlerinden biri ve onun özellikle o üçlük yüzdesini yukarılarda tutması bize çok çok fazla katkı sağlayacaktır. Bireysel olarak Melih'in performansı milli takımı üst seviyeye çıkarır. Dinleyicimize öyle bir cevap verebilir. Çok genç bir ekibiz tabii değerli dinleyicilerimiz. Dünya Kupası'nın elemelerden gittik. Bu bizim için bir ilk. İlk defa bir şampiyona tecrübesi yaşayacak oyuncularımız, basketbolcularımız var. Tabii tüm basketbolcuların iyi bir dönem geçirmiş olması son derece önemliydi. Buna da vurgu yapıyoruz zaten Kerem Gönlü'yle beraber. Üst seviyeye gidecek o performansı arıyoruz. Ve bunu nasıl acaba parkeye yansıtırız? Onu konuşuyoruz Kerem Gönlü'yle beraber. Tabii ilk kez kendimizi erkeklerde olimpiyatlara taşıyabilecek o potaya kendimizi sokmamız da son derece önemli. Şimdi hani kendi fikrimi biraz söylemek istiyorum. Hani Amerika'nın basketbolda nasıl bir ülke olduğunu konuşmamıza çok gerek yok. Bazen bu tarz kuralların hani avantaj olma durumu da var. Çünkü böyle rakipler çaprazdan gelip yolumuzu kesebilir. Elemez. Değil mi? Öyle bir durumda. Geçildiği anda eleyip seni gönderebilir eve. Bu açıdan hani aynı kesinlikle grupta olmak belki bir avantaj olabilir. Tabii maç maç düşüneceğiz. Senin de söylemiş olduğun gibi. Koç da aynı şeyi düşünüyordu yüksek ihtimalle. Evet. Çekya'nın önemli oyunculardan kurulu bir takım olduğuna sen vurgu yaptın. Ben Çekya'nın bizi çok zorlayacağı kanaatindeyim. Ne kadar tabii maç kazanırsak o kadar avantaj ama her kazandığımız maçın bizi üst tura taşıma durumundan ötürü ekibimiz de bu şekilde bir hazırlık yapacaktır. Çok zor karşılaşmalar olacak kuşkusuz. Aday kadronun yaş ortalamasına baktığımızda
genç bir kadroyuz. Bunu evet. Az önce vurguladık. Turnuvanın en genç 5. takımıyız. Yanlış bilmiyorsam. Evet. 25.9 yaş ortalamamız var. Maçlar iyi başlayabiliyor muyuz özellikle? Üst düzey maçlara milli takımın başlangıcı. Yani Emre, aslında bu soruyu böyle çok rahat bir şekilde cevaplamam zor. Çünkü zor soruları seviyorum. Çok seviyorsun. Beni böyle kontrpiyede bırakıyorsun. Neden zor Emre? Çünkü bir geçiş var. Yani bu jenerasyonun belki ikinci, üçüncü şampiyonasını konuşuyor olsak şu anda. Geçmiş şampiyonalarda yaptıklarıyla bunları söyleyebiliriz ama belirttiğin gibi 25.9, yani 26 yaş ortalaması, turnuvanın en genç 5. takımı. Kadromuzda 22-23 yaşında 6-7 tane oyuncumuz var ve ilk şampiyonalarım. O anlamda turnuvaya nasıl başlarız, maçlara nasıl başlarız? Yani ilk turnuvası olması sebebiyle oyuncularımız, genç oyuncularımız özellikle tedirgin başlarlar mı? Yoksa o gençlik ateşiyle hani delikanlı, kan böyle damarda deli akar ya, o ruhla, heyecanla, o milli formanın verdiği ruhla çok iyi de başlayabiliriz. Bunu temennimiz o yönde tabii ama bunu biraz daha hani verilerle, istatistikler anlamdaki verilerle maçlar, yani turnuvanın ilerlediği günlerde biraz daha açık ve net cevaplayabiliriz. Gönlüm basketbolda devam ediyor değerli dinleyicilerimiz. Tabii hazırlık maçları performanslarına baktığımızda az önce de vurguladık. Cedi, Furkan, Ersan çok önemli katkılar sağladılar. Buna son maçta Dominik maçında özellikle Melih'i de ekleyebiliriz. Geçmiş yıllarda NBA'de forma giyen oyuncuların tabii katkısını hiçbir zaman göz ardı etmiyoruz. NBA'de oynayan oyuncuların yine aynı şekilde katkı vermesi temennisinde de bulunabiliriz. Kerem Gönlüm, dünya ikincisi olmuş kadronun oyuncularının kadroda yer alması evet. Son derece önemli. Takıma katacağı tecrübeler açısından bunu söylüyorum. Genç oyunculara ne anlatırlar? Sen de bir tecrübeli basketbolcu olarak. Yani şu anda onlar da kamp süresi boyunca bizim hani programın başında benim söylediklerimi muhtemelen söylüyorlardır. Şampiyonaların, turnuvaların, özellikle dünya şampiyonasının 4 senede bir yapılan bir organizasyon önemini ve yaşadık, yani taşıdıkları formanın kutsallığını, o milli takım ruhunu aşılamaya çalışıyorlardır. Ve bence genç oyuncularımızın da bu sorumlulukta, bu bilinçli olduklarını düşünüyorum. Belirttiğimiz gibi yeni bir jenerasyon, bir geçiş var. Tabii ki de şu anda yaş ortalamamız 25.9-26. Kadroda 22-23 yaşın 6-7 oyuncumuz var ama bu demek oluyor ki Emrah, bizim 8-10 senemiz garanti altında. Yaş ortalamasına baktığımızda bu da açıkçası geleceğe yatırım anlamında önemli bir adım. İlk şampiyonumuz, onları desteklememiz lazım. Çünkü biz, ben eminim ki Ufuk Sarıca ve takımı, yani milli takımımız, genç kardeşlerimiz o sahadaki mücadeleyi sonuna kadar vereceklerdir. A milli erkek basketbol takımımızla ilgili konuştuk. Kadınlar basketbolda ne seviyedeyiz sence? Yani kadınlar basketbol biraz, evet, biraz açıkçası bu sene hayal kırıklığı yarattı. Aslında o milli takım, erkek milli takımdaki geçiş ve jenerasyon geçişi orada da yapıldı. Ama orada sanki biraz daha keskin yapılmış gibi gözüküyor. Yani önemli oyuncuların Bahar Çağlar ve Işıl Alben dışında çok fazla tecrübeli oyuncunun kadroda yer almadığını gördük ve kötü bir turnuva geçirdik maalesef. Onlar için de tabii yetkililer gerekli adımlar atacaklardır ama jenerasyon geçişi olması dolayısıyla da onları da desteklemek bence şu anda yapacağımız en iyi şey. Mehmet Beyefendi diyor ki Sinan Güler'in Daçka'ya gidişini nasıl yorumluyor Kerem Gönlü? Sorulara geçiyorum. Evet. Yani Sinan tabii Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra ben de kendisiyle görüştüm. Buluştuk. Ne anlattı? Bırakıp bırakmama arasında açıkçası Sinan gidip geliyordu. Abi ortadayım demişti bana da ama Daçka tabii Sinan'ın Amerika'dan dönüşündeki oynadığı ilk kulübü Türkiye'de. Daçka için, Darüşşafaka için çok önemli bir transfer. Sinan da artık çünkü kariyerinin yani tecrübe anlamında da en üst seviyesini yaşıyor. Daçka'ya, Darüşşafaka'ya da önemli katkılar verecektir. O anlamda Sinan için de, yani Türk basketbolu Sinan Güler'i milli takım kariyerini de bitirdi tabii. İzlemeye devam edecek olması da sevindirici bence. Davut Beyefendi diyor ki Beşiktaş'ta Ivanoviç için neler söyler?
Yani Ivanovic, baş antrenör Ivanovic. Evet, yani biz Eyüp'le bütün sene konuştuk. Geçen sene tabii açıkçası beklentilerin altında kaldı Beşiktaş. Bir indi, bir çıktı. Hatta Eyüp'in o konuda çok serzeniş oluyordu. Yani Beşiktaş ne yapacağını bilemiyorum ben bu hafta diyordu. Ben Ivanovic'in hani kariyer anlamında çok önemli bir antrenördü ama o da bence kariyerinde şu anda düşüş yaşıyor. Ama bu sene kadro kalitesi anlamında önemli transferler yaptılar Emre. İnşallah hani Avrupa'da da mücadele edecekler. İyi yerlere gelirler ama Ivanovic bence geçen senenin üstüne bu sene çok daha fazla şeyler koyması gerekiyor. Tabii maddi olanaklar, ekonomik krizin, inşallah bunları konuşmayız. Hani sene içinde, çünkü geçen sene hep bunlardan bahsettik. Maalesef. Maalesef ki hala öyle. İşte bir Afyon'un, bir İBB'nin ne yapacağı şu anda hala belli değil. İnşallah onlar da bir önce netleşir. Beşiktaş'ta o maddi krizle ilgili mücadelesini, yani o maddi krizlerle boğuşmazsa önemli bir kadro kurdu. Taraftarı da tekrar salona çekebilirler. Evet, doğru. Bir başka dinleyicimiz, soyadınızı yazarsanız çok daha rahat bir şekilde okuruz. Yani isim soy isim yazarsanız, hani nickname'le olmuyor ama yine de okuyalım soruyu. Galatasaray bir futbol kulübü olma yolunda ilerliyor demiş. Basketbola olan yatırım çok sınırlı seviyede Galatasaray'da. Evet, evet. Bu bağlamda eleştiriler var, katılır mısın? Yani Galatasaray'da oynamış bir basketbolcu olarak ben açıkçası katılıyorum. Çünkü şöyle katılıyorum Emre. Galatasaray yani sadece Galatasaray anlamında değil aslında. Hani futbol takımının bütçeleriyle basketbol takımının bütçeleri gerçekten çok, yani uçurum var diyebilirim. Ama baktığımız anda bu kadar yatırımın karşılığı olarak Avrupa'da bir başarı çok fazla elde edemiyor futbol kulüplerimiz. Hepsi için genel konuşuyorum. Ama basketbolda işte Galatasaray yaptığı yatırımı bir anda ULEP yani Avrupa şampiyonu olarak taçlandırdı. Ki o bile hani yönetim anlamında çok büyük bir külfet gibi gösterildi. İşte bu kadar bütçe, bu kadar para harcanır mı basketbola falan. Ama sonuçta Fenerbahçe basketbolda şu anda belki 25-30 milyon dolarlar çok ciddi bütçeler harcıyor ama Fenerbahçe taraftarına sorsak bence takımın o kendilerinde yarattığı haz, o mutluluk, o heyecan hiçbir şeyle ölçülmez. O yüzden Galatasaray'ın, ben dinleyicimize katılıyorum, biraz daha basketbola yatırım yapması gerekiyor. Çünkü Galatasaray çok büyük bir camia ve sadece futbol değil, basketbolda da gerekli yatırım yapıldığında Avrupa'da neler yapabileceğini, kupalar kazanabileceğini de gösterdi. Efes için bir şeyler söyler misin programımızın final bölümüne gelirken? Yani Efes geçen sene çok iyi bir sezon geçirdi. Bu sene de kadrosunda o ana oyuncularını tuttu. Özellikle Shane Larkin çok soru işaretiydi. Gidecek mi, kalacak mı? Ama imzayı attı. İmzayı attı. Kadroyu büyük ölçüde tuttular. Ama Fenerbahçe geçen sene sakatlıklardan çok çekti. Fenerbahçe-Efes çekişmesini ben bu sene, geçen sene oranla çok daha zevkli bir şekilde devam ederek izleyeceğimizi düşünüyorum. Efes'in tabii özellikle son yıldaki grafiği gerçekten de dikkat çekiciydi. Hem Avrupa'da hem Euroleague finali. Muazzam, muazzam iş. Kesinlikle. Kerem Gönlüm, programımızın sonuna geldik. Zaman su misali. Evet, evet. Çok teşekkür ederim. Ben ayaklarına sağlık. Ben teşekkür ederim Emre'cim. Çok keyifliydi. Ne güzel, harika. Umarım dinleyicilerimiz de keyif almıştır. Evet, Radyo Spor'da, Türkiye'nin en iyi spor radyosu Radyo Spor'da, Gönlüm Basketbol'da programını dinlediniz. Kerem Gönlüm ve Emrah Karalinç sizlerle birlikteydi. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Türkiye'nin en iyisi Radyo Spor'dan ayrılmayın. Hoşça kalın.